Evet, Ankara'dan herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamüstü saat 7:10 civarındayız. Bugün Bolu'ya büyük aldım. Şimdi yavaştan Bolu'ya doğru çıkışımızı yapalım. Ben kameraları açmadan önce yanaştım buraya. Yükümü yükledim abi. Aracımız hazır, gayet yola çıkmaya hazırız. Şöyle birazcık körüklerimizi biraz bir kaldıralım. Yolda bazı yerlerde çünkü araç çok fazla hasar almasın. Bir önceki seferimizin sonrasında Ankara'ya gelip yükümüzü bu firmaya teslim ettikten sonra biliyorsunuz ki kameralı aynaya geçiş yaptık. Aynalarımız kameralı. Şöyle yolumuz Çorum taraflarına bir yerlere düşerse Merzifon civarında navigasyona şeyi kodlattıracağım. Sağ dikiz aynasında navigasyonun yan tarafındaki man simgesinden görebileceğiz. Bakalım, bugün Bolu'ya doğru gidiyoruz. Yavaştan böyle bir İstanbul tarafına doğru gidiyoruz gibi geliyor bana ama göreceğiz bakalım arkadaşlarım. Haydi bakalım, kazasız belasız güzel bir yolculuk bizimle beraber olsun. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Birazcık geç saate kaldık tabi ama yavaştan 8.30 civarında hava kararmaya başlıyor. Bizim de 3 saatlik yolumuz var. İşte 7.30'dan desen 8.30, 9.30, 10.30 gibi falan Bolu'ya varmış olacağız. Yolumuz gerçekten birazcık uzun. Ama çok keyifli yollar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım, göreceğiz hep beraber. Şöyle şu kasislerden çok fazla zıplamadan geçelim abi. Evet, burası birazcık dar. Burası birazcık dar. Şöyle karşıdan gelen yokken bir çıkışımızı yapalım abi. Evet, trafiğe de denk geldik. Tam iş çıkış saat işte. 6-7-8 trafiğin en çok kilitli olduğu zamanlar bütün şehirler için. Aynı saatler geçerli diyebilirim. Allah. Az daha vuruyorduk bak adam ha. Kıl payı durdum şu an. Biraz takip mesafesini arttırmamız lazım. Tırımız yine maazallah bir şey olur. İncinmesini istemem yani. Aha. Şanzımanla bir sıkıntı var arkadaşlar bak. Vitesler bazen geç geçiyor, bazen geçmiyor. Araçta sadece öyle bir problem var. Zaten ikinci el aldık biliyorsunuz, yani böyle şeyler olur. Ona çok da yapacak bir şey yok. Yine kırmızıya kaldık. Şöyle bekleyelim. Ceza yemeyelim. Gayet kurallara uyaraktan güzel güzel düzgün düzgün gideceğiz. Umarım ETS2 Türkiye serisini beğeniyorsunuzdur. Yani ben sabah akşam oturup güzel bir içerik çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar bu YouTube kanalında. Aşağı yukarı 1,5 seneyi devireceğiz ve abone sayımız gerçekten çok düşük. Bir tane abone ol butonu var aşağıda. Ona basarsanız sevinirim. Ücretsiz bir şekilde destek olmak için tek isteğim o yani. Hani abone ol butonuna basmak. Başka da isteyerekten böyle destek olmak isteyen olursa da tabii katıl butonlarımız açık. Rozet alıp yorumlarda falan başınızın, isminizin başında bir simge almış oluyorsunuz. Yani 5 lira gibi bir ücret var. Hani bugün 5 liraya ben dışarı çıktığım zaman bırak 5 lira, 100 liraya hiçbir şey yapamıyorum mesela yani. Aslında bunlar çok büyük paralar değil. Yani tutunmaya çalışan bir YouTuber arkadaşlar, öyle düşünün. Destek olmanızı gerçekten ihtiyacım var birazcık. Elimden geldiği kadar da kaliteli içerik yapmaya da çalışıyorum yani. Tabi her insanın kusuru olduğu gibi bizim de kusurlarımız var illaki. Çoğu kesime hitap edeceğiz diye bir şey yok. Bu herkes için geçerli. Yani kimisi kamp videoları sever, kimisi tır videoları sever, kimisi yarış videoları sever falan. Yani o şekilde. Şöyle abi, kırmızı marımızı buraya geçeceğim, ona yapacak bir şey yok artık. Daha baba biz yolumuz çok uzun, daha biz Ankara'dan çıkış yapamadık ya. Evet. Bu bölgeyi Ankara'da yaşayanlar biliyor mu abi? Bana bir yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü ben şu an nerede olduğumu tam olarak bilmiyorum. Şaşmaz sanayisi olarak geçiyor herhalde oyunda burası, emin değilim ama. Allah'tan bak yola atlamadık ha. Şöyle çıkalım, o bizi görür, biraz yavaşlar. Haydi bakalım. Kaçta gitmemiz lazım ustam? 70. 70 gideceğiz. Onun şanzıman biraz harbiden patlamış yani. Bak avizeci var, alışveriş merkezi var, tavuk pilavcılar, restoranlar falan, bayağı çevre detayları güzel. Yani en azından Türkiye'yi andıracak yazılar var yani işte. Tavuk pilav, kiralık dükkan vesaire vesaire. Galiba bir yol çalışması var burada. Evet. Kolay gelsin ustalar. Abi buradan bir daha yukarı çıkacağız geldiğimiz yola. Direkt karşıya geçebileceğimiz bir yer yok muydu bizim ya? Ama beyler yani var ya, şu detay harbiden muazzam bir şey işte. O detay çok güzel bir detay. Gerçekten ETS8'in en güzel detayıdır yani. Bayrağımız göklerde. Ankara'nın en yüksek binasına kondurmuşlar. Asmışlar. Gayet de yakışmış yani. Bak banka falan var orada. Bir alışveriş merkezi var arkadaşlar. Kuyumcu, pırlantacı, mobilyacı falan filan her şey varmış alışveriş merkezinde. Ayna bu arada bize uyarıyı verdi. Arkadaş sağ olsun. Böyleleri de tırcı oluyor işte. Ufak araba kullanırken falan her zaman ben böyle benzinlik çıkışlarına falan tırcılar olduğu zaman illaki bir sol şeride atarım kendimi ki adam rahat bir şekilde yola çıksın. Ama yok. Bizim milletimizde işte böyle çok fazla bir düşüncelilik yok. Bu bir görgü kuralları aslında yani. Sağdan yola çıkan insanlara her zaman bir ufaktan da olsa bir yol vermen lazım. Abi köprünün üstüne girdim. Düz gitmem lazım aslında ama burası da bağlıyor mu? Bağlıyor. Sıkıntı yok abi. Bak ocakbaşı ızgaracılar falan var. Oğlum bu nasıl kasistir ya? Arkadaş şununla var ya, şu şanzımanıyla uğraşıyoruz ya. Evet abi. Yavaştan Ankara'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Yine detayları güzel. Yani o kadar küçük değil. Büyük ihtimalle yani var ya, şu Ankara taraflarında böyle hep orta şeritten gitmek lazım. Sağa ya da sola bir yanına sapaklar çıkabiliyor çünkü. Araba yok oldu bu arada, gördünüz mü? Az önce bir araba vardı burada. Ve bu arada bak kameradan dikkat ediyorum da solda sürekli bir araba varmış gibi şey yapıyor. Uyarı veriyor bana. Şerit asistan mı diyeyim ona, ne diyeyim? Aynanın çerçevesi uyarı veriyor. Ama halbuki solunda bir araba yok. Toz falan bulaştı herhalde ya kameraya. Yavaştan farlarımız yanıyor mu abi? Yanıyor. Ufaktan bir hava kararmaya doğru başlayacak. ...200 kilometre yolumuz var. Evet, sokak lambaları yanmaya başladı. Bu arada burada bir sıkıntı var gibi gözüküyor arkadaşlar ama şöyle bakalım. Polisler şimdi bak bizim gideceğimiz sapağı kapatmış. Buraya da bir helikopter indirmişler gibi ama şuradan benim geçmem lazım baba. Benim buradan girmem lazım yani. Başka çünkü geçebileceğimiz bir yer yok. İleriden dönmeye kalkarsak oho. Şöyle kurtardık mı kurtardık da bir şey diyeceğim. Orada bir helikopterin pervanesiyle alakalı bir sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Önümüze bariyer koymuşlar. Abi ama şimdi böyle de olmaz ki ya. Yani var yani. Şu an beni sıkıntıya soktular, anlıyor musun? Vallahi billahi şu an sıkıntıya girdim ya. Ambulans şuradan bir kurtaralım. Ver abi kafayı arkaya. Şimdi ben buradan geçemeyeceğim. Nereden döneceğim peki dostum? Yani yapacağınız işe, harbiden yaptığınız iş yani. Yolun ortasına helikopter indirmişler. Ambulans da burada bekliyor avelevel. Ay arkadaş. Diyorum ya arkadaşlar, bahtsızlık yani bu kadar olur. Neyse. İleriden gişeler falan varsa oradan bir yerden döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya da bir boş bir ara, bariyerlerin arasından bir yer bulursak gireriz gizli gizli, ne yapalım. Tam bu İstanbul Ankara otobanının atmosferi her zaman böyle. Hafif bir sisli, çok hafiften böyle akşam vakti özellikle şeyler hep böyle, sokak lambaları hep böyle. Az bir sis varmış gibi. Aslında buradan dönerdik ama neyse. Arabalar çok hızlı geliyor. İleride bir boş bir yer bulmamız lazım. Bu bizi nereden döndürüyor ya? Böyle olmaz bu iş. Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Ben buradan mecbur geçeceğim ya. Kilometremiz çok fazla uzadı çünkü. Oo. Geldi şimdi burada şey yap. Yolun ortasına atla yani. Şu arabalardan sonra geçebilirim ya. Biraz boş oluyor burası. Evet, karşı şeride bakalım. Abicim çok fazla duramayacağım. O yüzden şöyle çıkıyorum hemen. Normalde yapılmaması gereken bir şey ama şimdi bizi kim bilir nereden döndürecek. Navigasyona güven olmaz bak. 80 kilometre düştü mesela mesafemiz. Bu bizi baya baya götürecek bir şey yani, bir 40 kilometre ileri 40 kilometre de geri getirecekmiş. Ne oldu abi, bak Ankara manzarasını görüyoruz şu an yukarıdan şöyle. Mis. Evet, Bolu tabelasını gördük. Navigasyon bazen böyle şaşırabiliyor. Ondan yana sıkıntı yok. Biz Bolu'ya kadar atalım kendimizi de. Yani 15 dakikadır Ankara'dan çıkamadık ya. Çok nadirdir mesela Türkiye'de 3 dingilli bir tır göremezsin, hep çift dingil. Çift teker. Yalnız arabanın içi gece vakti muazzam duruyor ya. Öyle temiz bir görüntü var yani. Lan oğlum. Biçtirecek kendini ya. Vallahi biçtirecek kendini. Fırlar kamyonlar sağdan demiş. Tabii ki de kurallara uyacağız arkadaşlar. Şöyle bir kantar yapalım hatta. Bakalım kaç tonuz. Ölçebiliyor muyuz bilmiyorum ama. Acaba kapalı mı? Evet, galiba kantar kapalı. Yapacak bir şey yok. Mod bu arada oyuncu 100 ekibine ait arkadaşlar. Bunu merak edenler oluyor. Oyuncu 100 yazarak Google'a adamların internet sitesine gidip otobüs modları, harita modlarını vesaire bulabilirsiniz. Sadece işte bütün DLC'lerinizin olması gerekiyor. Yoksa Türkiye haritası çalışmayabiliyor. Hata verebiliyor. Çünkü o DLC'lerdeki yollardan parçaları kullanıla yapıldığı için bu yollar. Yani o DLC'lerin olması lazım. Bayağı hava karardı ya. Çok hızlı bir şekilde karardı. Yani biz Ankara'dan çıkana kadar 1,5 saat zaten geçti. Önümüzü atlamazsın değil mi dostum? Atlamaz bir şey. Tonajımız biraz düşük olduğu için araba da gayet rahat bir şekilde yolda gidiyor. Şimdi biz otoban üzerinden gidersek büyük AVM'nin olduğu yere yetişiyor muyuz bilmiyorum ama evet bak aslında sağ taraf Gerede'ye çıkıyor. Gerede otoban bağlantısı. Neyse abi biz düz gidelim ya. Gerede'den buraya mı bağlanıyordu yoksa üstte bir yol daha var oraya mı bağlanıyordu onu tam çözemedim. O AVM'de bir mola yapardık. 45 dakika bir mola yapardık orada. Bolu tüneline gelmeden hemen önceydi ya orası. 60 kilometrede yolumuz var. Belki denk gelebiliriz oraya. Tam emin değilim tabi ama. Bakıyorum galiba. Evet, o AVM'ye, yani molayı, büyük tesise galiba denk gelemiyoruz arkadaşlar. Orası biraz daha ileride kalıyor. Aynen öyle. İstanbul'a doğru falan büyük denk gelirse Düzce olur, İstanbul olur, Bursa olur. Oraya bir girmek istiyorum yani. Ama biz şimdi ileriden bağlanacakmışız Bolu'ya doğru. Şöyle geçebiliriz. Oo. Bayağı keskin. Yıllar öncesinde üniversite sınavı için Bolu'ya gelmiştim. Güzel Sanatlar Kampüsü'ne. Yani arkadaşlar bildiğiniz böyle ormandan bozma bir yerin içine koymuşlardı okulu. Kampüs gibi yapmışlardı. Ama kötüydü yani. Zaten belgeleri verdikten sonra geri döndük sınav. Çünkü 2 hafta sonraydı. Sınava bile gitmedim yani. Çok kötüydü. Evet bak, otogarın yanından geçeceğiz galiba. Aynen, otogarın hemen karşısında firma. Adamlar gece gündüz çalışıyor be kardeşim. Nasıl iş bu be? Saat zaten 12 oldu. Biz büyük ihtimalle yarın yine akşamüstü yolculuğa çıkarız. Kasis gibi gördüm biliyor musun o şeyi, yaya geçidini. Evet dostum, yakışıklı güvenlik, gel bakayım buraya. Nereye teslim edeceğiz yükümüzü? İleride sağda. İleride mi sağda, buradan mı sağda? Buradan sağda gözüküyor. Büyük ihtimalle ileriden dönüp gireceğizdir ya herhalde. Yani herhalde buradan bir yerden dönüp giriliyordur arkadaşlar diyeceğim. Eyvah eyvah. Girilmiyormuş. Ya böyle oldu mu sevmiyorum işte ya. Buraya peki şimdi kafadan mı gireceğiz, ters mi gireceğiz? Şöyle bakalım. Geri gireceğiz. De. Vay arkadaş. Orada da dubalar falan var. Eşyalar var. Oradan nasıl düzleyeceğiz bilmiyorum da. Bakar mısın ya? Bu nasıl bir yer abi? Artık var ya, biz harbiden şoför olmuşuz arkadaşlar. Aynen öyle hocam. Gayet güzel. Yükümüzü teslim edelim. Tamam, paramızı alalım. Tamam, biraz gecikmeli diyor. Yapacak bir şey yok ustam, ne yapalım. Yolda çalışma vardı, biz de tersten döndük ya. Ne yapacaksın yani? Evet arkadaşlar, şöyle Bolu'nun içindeyiz şu anda. Hemen firmadan çıkışımızı yapalım. Şöyle kenarda köşede yatacak bir yer varsa en azından yine Bolu otogarının o tarafları bir yerlere bir aracımızı bir çekelim de yarın buradan yük almaya gelirsek, buradan yük bulabilirsek buraya geri geliriz. Hadi Allah'a emanet. Şöyle yükü bıraktıktan sonra araba kuş gibi oluyor. Çok hoşuma gidiyor ya. Otogarın orada illaki kendimize şöyle güzel bir yatacak bir yer buluruz ya. Otogarlar güvenli oluyor arkadaşlar en azından. Mazot falan çalmıyorlar yani. Az buçuk hatırladığıma göre de Bolu'nun otogarı zaten yuvarlak tarzı bir şeydi. Otogarı da vardı yani. Otoparkı da vardı. Yok, yuvarlak değil. Bayağı. Orası şeydi, Düzce otogarıydı o zaman. Piyasacı mısın be kardeşim? Arkadaşlar tam otogarın içine girmeye gerek yok. Şöyle otobüslere de engel olmayacak şekilde şöyle güvenliğin bizi görebileceği bir yerde en azından şurada bir yatış yapabiliriz. Aynen, burada otobüs de geçer, tır da geçer, kamyon da geçer. Hadi bakalım, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanalımıza katılmayı, abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Bay bay.